Türkiye'de faaliyet gösteren Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları olarak ortak basın bildirisi imzaladık. İlgili bildirinde şunlar ifade ediliyor. Malumunuz olduğu gibi güne Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun saat 6 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevkilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş attığı haberiyle uyandık. Terter'in Kapanlı, Adam'ın Çıraklı ve Orta Garvant, Füzuli'nin Alihanlı, Şükürbeyli, Cebrail'in Çocuk Mercanlı köylerinde Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu, bölgede sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğüne dair resmi açıklamalar Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da büyük öfke yaratmıştır Azerbaycanlı ve Türk millet olarak. Azerbaycan devletinin meşru müdafaa hakkını kullanarak orduya cevap emri verdiğine dair resmi malum bilgiler hepimizi heyecanlandırdı. Azerbaycan'ın verdiği karşılık ile Ermenistan'a ait 12 hava savunma sistemi ve çok sayıda askeri aracın imha edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bizler, Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak Türk milletiyle birlikte Azerbaycan'ın haklı davasında Azerbaycan'ımızın yanındayız. Azerbaycan topraklarını işgal ederek 28 yıldır hukuksuz bir şekilde bölgede huzursuzluk yaratan Hocalı soykırımı başta olmakla binlerce masum insanın ölümüne kanlı mührü bulunan, uluslararası hukuku hiçe sayan, işbirlikçilerinden aldığı destekle Güney Kafkasya'da savaş oyunları peşinde koşan Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle 8 Ekim tarihinde Paşinyan hükümetinin istifa talebiyle gerçekleştirilmesi düşünülen ve tüm siyasi partilerin iştirak edeceği mitingin engellenmesi amacına da hizmet eden Azerbaycan'a saldırı ve bunun sonucunda masum insanların öldürülmesi Paşinyan hükümetinin başvurduğu ahlaksız ve eli kanlı popülizmin örneği olarak tarihe geçecektir. Ayrıca son dönemde Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmelerin ardından Ermenistan tarafından önce Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine taarruz yapılması akabinde Rusya tarafından yasalara aykırı şekilde silah sevkiyatı gerçekleştirilmesi ve bu sabah yaşanan olayların meselenin sadece Azerbaycan-Ermenistan münakaşası değil, hesaplar peşinde koşan gizli ellerin kirli oyunu olduğunu defaten görmekteyiz. Rusya'nın bölgedeki ileri karakolu olan Ermenistan'ın eliyle nelerin peşinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Türk devlet yetkilileri tarafından Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasında her koşulda Azerbaycan'la birlikte olduğunu ifade edilmesini Türkiye olarak şükranla, Azerbaycan olarak bunları şükranla, saygıyla, sevgiyle karşıladık. Hepimiz Azerbaycan'ımızın yanında ve vatan topraklarının işgaline son verilmesi için Ermenistan'ın saldırısına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını ve hepimiz birer Azerbaycan ordusunun ferdi olduğumuzu ve Ali Başkomandanımız Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in emir verdiği takdirde hepimiz cephede görev almaya talip olduğumuzu ve şehadet mertebesine yükselmeye talip olduğumuzu buradan bir kere daha bildiriyoruz. İçinde derneğimizin de bulunduğu ve bu bildiriyi imzalayan derneklerimiz bunlardır. Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Derneği, Azerbaycan Türkiye Dost Dernekleri Federasyonu, TADEF Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Amasya Azerbaycan Türkleri Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği, Ankara Azerbaycan Kültür Derneği, Antalya Azerbaycan Kültür ve Danışma Derneği, Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti, Azerbaycan Kültür Derneği Kürgütlü Şubesi, Balıkesir Azerbaycan Derneği, Edirne Azerbaycan Evi Derneği, Eskişehir Azerbaycan Evi Derneği, Kars Azerbaycan Evi Derneği, Kocaeli Derince Azerbaycan Evi Derneği, Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Derneği, Manisa Azerbaycan Kültür ve Danışma Derneği, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliği'nin yaşatma ve destekleme derneği,
İstanbul Azerbaycanlılar Dayanışma, Yardımlaşma, Turizm ve Kültür Derneği, İstanbul Azerbaycan Kültür Derneği, İstanbul Genç Azerbaycanlılar Derneği, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği, İzmir Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği, Türkiye Azerbaycan Medeniyet ve Araştırma Derneği, Hatay Azerbaycan Evi Derneği, Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şubesi, Türkiye Azerbaycan Derneği, Türkiye'deki Azerbaycan İş Adamları Derneği. Değerli basın mensupları, değerli kahraman Maraşlılar, son olarak sizlere bir güzel haber de vermek istiyorum. Füzuli şehrinin Horadiz, Kent Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Cebrail şehrinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar kentleri düşman işgalinden azat edilmiştir. Ayrıca Ağdere ve Muravda bölgesindeki Ermenistan postları darmadağın edilmiş, aynı zamanda bölgeye hakim yükseklikler Azerbaycan ordusu tarafından kontrole alınmıştır. Bugün sabah saatlerinden itibaren bizleri arayan, soran, Azerbaycan'a nasıl gideriz telaşına düşen değerli kahraman Maraşlılar, değerli gönüldaşlar, şahsen ve ülkem adına her birinize şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah şu an için buna gerek yoktur. Yüce ordularımız duruma hakimdir. Ama inşallah uygun görüldüğü takdirde, seferberlik ilan edildiği, Ali Başkomandanımızın emir verdiği takdirde hep beraber Karabağ'da omuz omuza savaşacağız. Sizlere sözüm olsun, inşallah Karabağ Ermeni hainlerinden temizlensin. Hep beraber Kahramanmaraş'tan Şuşa'ya, Han kendine, Kelbecer'e geziler düzenleyip oraları kahraman şehrimizle kardeş şehir yapmaya gideceğiz. Kent Karadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Cebrail rayonunun Böyük Mercanlı ve Nüzgar kentleri azat edilip. Bundan alave Ağdere rayonu istikametinde ve Murov Dağı silsilesindeki hündürlüklerde yerleşen düşman postları darmadağın edilerek bir sıra hakim yüksəklikler nəzarete götürülüb. Döyüş ameliyatı devam edir ve ben size emin edirəm ki, biz bundan sonra da sizi uğurlu ameliyatlarımızla sevindirəcəyik. Qələbə bizimlədir.